Ustaların tercihi İzel Taş'ın sunduğu Usta İş Sohbetler'in yeni bir konseptiyle karşınızdayız. Bugün Google'da arattığınız İzel Taş ürünleriyle ilgili sorulara cevap verecek Levent abi. Onun için şu an henüz kendisini görmüyorsunuz ama. Levent abi, seni buraya alabilir miyiz? Merhaba. Levent abi, bugün farkındaysan yanında değilim. Evet. Alan bayağı bir boş duruyor. Evet. Seni kendi başına bırakıyorum ama yalnız değilsin. Her zaman arkandayım. Seni destekliyorum. Bugün farklı bir konsepte geçtik. Takipçilerimizin Google Search'te arattığı sorulara cevap vereceğiz. Evet. İstiyorsan ilk ürünümüzle başlayalım. Tamam. Sana şöyle güzel bir şey hazırladık. İzel Taş kontrol kalemi. Evet abi. Gördüğün gibi etikette de kapattık. Sorular hakkında fikrin olmasın. Birinciden başlıyorum ben o zaman. Buyurun. İzel Taş kontrol kalemi nasıl çalışır? Evet abi, güzelce bir açıklarsak. Kontrol kalemi üzerindeki iletken alanı elektrik kablosunun üzerine ya da prizinize değdirip diğer metal kısmına da parmağınızla bastırdığınızda devreyi tamamlamış olursunuz. Eğer içerisindeki LED lamba yandıysa o hat üzerinde bir elektrik olduğunu, yanmıyorsa devrede herhangi bir elektrik olmadığını anlarsınız. Diğer soruya geçebiliriz. İkinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar güzel yapıştırmışlar abi, değil mi? Evet. Çıkartmakta biraz zorlanıyoruz. Sorular kadar bu da seni zorlasın. Kontrol kalemi ne işe yarar? Demin de bahsettiğim gibi öncelikle elektrik direncinin olup olmadığını anlamak için kullanıyoruz. Hattımızda, evimizde ya da prizlerimizde elektrik var mı yok mu? Bunu test ediyoruz. Sen onu açarken abi, ben sana başka bir soru daha sorayım o zaman madem devam Tabii ediyoruz. Ki. Kontrol kalemini ne olarak kullanmıyoruz abi? Tornavida olarak kullanmıyoruz. Tornavidaya benzese de. Diğer bir sorumuz, neden çarpmaz? Abi bu soruyu ben de çok merak ediyorum. Bak, en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi desem. Kontrol kalemi neden çarpmaz? Çünkü içerisine yerleştirdiğimiz direnç elektrik akımı geçerken insan vücuduna zararsız hale getirir. Güzel. Merak ettim, sorunun da cevabını aldım. Tamamen diğer dirençle soruya geçmeden önce deminki sorunla ilgili bir şeyler eklemek istiyorum. Buyur abi. Daha önceki videolarımızda ben arkadaşlara buradan gerekli uyarıları yapmıştım ama kontrol kalemi tornavida değildir. Arkasındaki metal kısım çekiçle vurmak için değildir. Hala bize gelen iade ürünlerinizde bu tür arkada ezilmeler ya da tornavida şeklinde kullanılmış kontrol kalemleri mevcut. Bunu ara ara hatırlatıyoruz. Bu şekilde kullanmayan arkadaşlar zaten üzerlerine alınmıyorlardır diye düşünüyorum. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. İşini bilen ustalar zaten olması gerektiği gibi kullanıyor. Evet. Tekrar bunu hatırlattığın için teşekkürler Levent abi. Bakalım. Bazen rüyalarıma giriyor çünkü. Sosyal medyadan gelen şeyleri duydukça böyle uykularım kaçıyor. Son sorumuz. Kontrol kalemi neyi ölçer? Kontrol kalemi gerilim ölçer. Ama bunu sayısal olarak bize ifade etmez. Üzerindeki LED ışığın yanıp yanmamasıyla ilgili bize bilgi verir. Aslında birçok şeye yarıyor. Evde kullanacağımız zaman. Tabii. Güzel yardımları olan bir şey. Özellikle bizi çarpmıyor olması. Kontrol kalemini kullanmadan önce mutlaka kontrol kaleminin sağlamlığından emin olun. Daha sonra iş yapacağınız yerde bunu kullanmaya devam edin. En azından can sağlığınız için bu tür konular önemli. Her zaman ne diyoruz? Sizin can sağlığınız bizim önceliğimiz. Onun için Levent abinin yaptığı ve genel olarak bizlerin yaptığı uyarıları lütfen göz önünde bulundurun. Abi bugün bizde olduğun için tekrardan teşekkürler. Biraz Google'a özel bir çalışma yaptırdık. Bizim için özel bir doodle yaptılar. Açık ağız anahtarı görüyorsun. Beğendin mi? Gayet güzel duruyor. Yakışıklı durmuş değil mi? Bugün bize katıldığın için teşekkürler Levent abi. İlk ürünümüz kontrol kalemiydi. Kontrol kalemi hakkında verdiğin bütün bilgiler arkadaşlara yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümümüzde yeni ürününüzle karşında olacağız. Levent abi yine o ürünü size en detaylı şekilde anlatacaktır. Sorularınıza cevap verecektir. Levent abi tekrardan teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz abone olma butonuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Yeni içeriklerimize karşınızda olacağız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle.